Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Böyle güzel bir günde, güzel bir etkinliğin başlangıcını yapmak bizlere de huzur verdi. Yaptığımız işin doğru olduğunu da inanmak açısından da iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Pandemi öncesi aslında arkadaşlarla neler yapabiliriz, ne tür etkinlikler yapabiliriz diye düşündüğümüzde aslında mutfağımızla ilgili, yemeklerimizle ilgili bir gastronomi haftası, günü neyse etkinlikleri yapabiliriz diye aklımızdan geçirdik ama maalesef 2 senelik bir pandemi süreci maalesef önümüzü kapattı. Ancak Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde asırlık tariflerle Türk Mutfağı adında bir kitap ortaya çıkarıldı. Çok önemli bir kitap. Bu kitapta özellikle Türkiye'mizin binlerce kadim kültüründen esinlenerek günümüze kadar gelen yemek çeşitleri, tarifleriyle kitapta yer almakta. Bu bize bir esin kaynağı oldu. Ve bizim de bütün Türkiye'de olduğu gibi bu etkinliğe katkıda bulunmamız gerekiyordu. Ama biz tabii sadece bir günlük bir etkinlikle bu işi yapıp geçiştirmek istemedik. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği sürekli kılabilmek, geleneksel hale getirebilmek. Biraz önce konuşmacılar da ifade etti. Gastronomi, yemek kültürü aynı zamanda artık bir turizm çeşidi olmaya başladı. Yani turizm nesi çeşitlendirmek istiyorsanız değişik alternatifleri düşünüp sürekli üzerine bir şey koymanız gerekir. İnsanların aynı işlerle sürekli iştigal etmesinden ziyade sürekli üzerine bir şeyler koyup bunu çeşitlendirmeniz gerekiyor. Bu manada biz de bunu Gastronomi Günleri Türk Mutfağı adı altında başladığımız bu yolculuğu Karabük Lezzet Şenlikleri adı altında ilçelerimizi de Lezzet Durakları adı altında bir özetleyerek yemek kültürümüzü, yemeklerimizi, kültürümüzü geleceğe taşımak, aynı zamanda gelen misafirlere bunları sunabilmek adına sürekli yapabileceğimiz bir etkinlik haline getirme niyetiyle bugün bismillah dedik, inşallah başarılı oluruz. Doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle zaten göz bebeği olan, dünyanın eşsiz kentlerinden biri olan Safranbolu'da sizleri ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu söylüyor. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Turizm artık çok çeşitleniyor biliyorsunuz. Sadece kültür turizmi ya da deniz turizmi yok. Gastronomi turizmi de artık son yıllarda trend olmaya başladı. Bizim bu bölgenin de kendine özel, kendine has çok güzel yiyecekleri var. Bunların belki de yeniden yorumlanarak, eskideki tariflerinin alınıp tekrar yorumlanarak geleceğe taşınması da çok önemli. Bu lezzet şenliklerinin de bunun başlangıcı olacağını düşünüyorum ben. Nasıl için? Bu sabah pişirdik. Daha hızlı bir şey sağlayalım, sizi de burada sıkmayalım diye. Burada Şule Hanım'ın yaptığı börek var. Normalde ateşi yakacaktık ama biraz hızlı olsun. Ateşi yapmışlar, biz şerbet yapıyoruz. Safran. Zerdemizin safranını size ekleyelim. Safranıyla ilave ediyoruz. Aynen öyle. İstediğiniz kadar çok da sayım halen. Dökebilirsiniz. Döküyorum. Ali.
Depodan su gelecekmiş. Şu ne kadar? 600 lira efendim, 10 gram. Şişte altınızı o kadar etmeyecek. Sen arabayla. Sen araba burada mı? Evet. Safran olan o.